Bugün 24 Ocak tehlikedeki avukatlar günü. Uluslararası hukuk örgütlerinin her yıl savunma mesleğinin riskte olduğu ülkelere ithaf ettiği bugün bu yıl Türkiye'ye ithaf edildi. Fakat bu bir ilk değil çünkü 2012'de de bugün Türkiye'ye ithaf edilmişti. Çünkü o günlerden itibaren avukatlar iş yerleri olan adliyelerden polisler tarafından tekme ve yumruklarla atıldı. Şu anda da Türkiye cezaevlerinde birçok tutuklu avukat bulunuyor. Birçoğunun tutukluluk gerekçesi mesleki faaliyetleri. Biz de bu nedenle mikrofonlarımızı avukatlara uzatacağız. Türkiye'de çok uzun süreden bu yana avukatlar özellikle de savunma haklarının ellerinden alındığı iddiasıyla her tarafta çok çeşitli itirazlar öne sürüyorlardı. Şikayetlerimiz vardı. Bunun üzerine bir de olağanüstü hal ve onun üzerine çıkarılan kanun hükmündeki kararnameler eklenince savunma haklarımız daha bir katlanarak kısıtlandı. Geldiğimiz bu noktada şimdi en azından bulunduğumuz konumu bir yandan yetkililere iletmek, öbür yandan da her tarafta bütün mecraları kullanmak suretiyle halkın adalet talebini yükseltmek istiyoruz. Yapmak istediğimiz bu. Ben meslektaşlarım, ÇHD'li meslektaşlarım ve Halkın Hukuk Bürosu avukatları tutuklandık. Bir yıl tutsak kaldım. Halkın haklarını savunduğumuz için, haksızlığa uğrayanların yanında olduğumuz için bu bedelleri ödüyoruz, yargılanıyoruz. Ve şimdi kendimiz haksızlığa uğrayan durumundayız. Ve kendi haklarımızı talep etmek için, hak ve adalet savunuculuğunun simgesi olabilmek için ben her hafta salı günleri Adalet Sarayı önünde adalet nöbeti tutuyorum. Meslektaşlarım için özgürlük istiyorum ve mesleğimize yapılan saldırılara karşı bir ses olmaya çalışıyorum. Son 8-9 yılda 3. kez Türkiye'ye ithaf ediliyor olması ülkemizdeki avukatların nasıl zor şartlarda çalıştığını gösteriyor. Mesleklerini yapmaya çalıştıklarını gösteriyor. Tabii sadece bundan ibaret değil. Gerek Tahir Elçi'yi düşündüğümüzde, gerek bugün hapishanede olan çok sayıda meslektaşımızı düşündüğümüzde durumun vehameti gözler önünde. Tutsak meslektaşlarımızın yaşadıkları haksızlıklara maruz kaldıkları hukuksuzluklara karşı ne yazık ki bugün itibariyle açlık eylemine başladıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber.